Herkese Endonezya'nın başkenti Jakarta'dan selamlar, sevgiler arkadaşlar. Bildiğimiz üzere Türkler her yerde. Burada da yaşayan Türk bir arkadaş var. Daha önce sosyal medyadan kendisiyle görüştük. Yüz yüze hiç görüşemedik. Bugün onun yanına gideceğim. Kendisi de YouTube kanalı var. Hem tanışırız hem de beni güzel bir pazara götürecek. Burada direkt pazar diyemeyiz. Aslında pazar değil. Orası bir ticari merkez. Yani her şey satıldığı bir yer. Çok önemli bir yer. Ticaret yapmak isteyen veya orada malzeme, hangi malzemeler var, hangi malzemeler ucuza alınır gibi sorulara cevap bulacağımız bir yer. Orayı ben çok görmek istiyorum. Oraya gidip beraber güzel bir video yapacağız. Şimdi taksiyle onun yanına gideceğiz, evine gideceğim. Daha sonra da orada tekrar video açarım zaten. Güzel bir video olacak. Hadi başlayalım. Şimdi Bekir'in verdiği adrese geldik. Neredesin? Ben geldim. Şu anda şöyle bir göstereyim etrafı. Ha tamam. Bak bu tarafa. Bu taraf. Sağına bak, sağına. Tamam geldi. Evet, bulduk Bekir'i. Bakalım. Ya biz buraya kadar çok iyi geldik ana yoldan. Sizin şu iki arka sokağın tam labirent gibi bir yere girdik, çıkamadık oradan. 20 dakika, yarım saat oradan çıkamadık biz. Kanka ora bildiğin yani sadece motorların girdiği yer. Abi öyle böyle değil. Adam da ustaymış yani. Ben oraya girsem çıkamam yani. Merhaba, nasılsınız? İyi, sen ne yapıyorsun? Çok iyiyim, sağ ol. Maşallah. Evet, Bekir'le merhaba dostlar. Sonunda yüz yüze görüştük. Daha önce dediğim gibi sosyal medyadan görüşüyorduk çok. Kendisinde YouTube kanalı var zaten. Birazdan sohbet ederiz. Hadi tabii devam tabii. Edelim. Buyur gel otur ya. Ne yapıyorsun? Nasıl geçti yolculuk? Biraz yorucuydu herhalde. İyi geçti. Süper. Senin ya şu kamerayı göstermedim şu an. Bakayım bir. Sen seviyorsun herhalde. Yani. Mini kamera. Baksana şuna. Dans ediyor. Nasıl ama? Osman Fakir. Abi çok küçük ya, süper var ya böyle gizli için anne olsun, şey olsun, ne bileyim hani. Tam şuraya alıyorum böyle mesela yürürken vesaire, insanlar dikkat etmiyor. Özellikle evet. De bir de siyah tişörtün varsa evet. O hiç gözükmüyor. Hiç şey değil, değil mi? Aynen, dikkat çekmiyor. İnsanlar böyle hani niye beni çekiyorsun demiyorlar. Şurada yani. Ekranı da var bak, görüyorsun. Küçücük böyle. Zamanla alışıyorsun tabii. Evet. Wow. Sana gelmeden ben şey söyledim, Bekir'le beraber pazara gideceğiz diye oradaki o diğer aslında pazar değil de böyle hani lokal arayalara. Evet. O dediğimiz yere değil ama farklı çok enteresan yerler var. Burada tabii uzun yıllardır burada. Aynen. Oraları gezeceğiz. Bize buraları gösterecek. Şimdi sağ olsun burada çok güzel şöyle bir karnımızı doyuracağız. Pizza ve çorba yapmış. Çorbalar, pizzalar. Dolu dolu arkadaşlar, gelin afiyet olsun, hepimiz yiyelim ya. Krema çorbası. Müsaadenizle arkadaşlar yemeğimizi yiyelim. Sonra yola çıkalım. Nereye götüreceğim bizi bugün? Kanka seni enteresan bölgelere götüreceğim. Tamam. Sokaklara götüreceğim. Böyle değişik değişik sokaklara gireceğiz motorla. Sonra Endonezya'nın değişik gece pazarına götüreceğim. O pazarda A'dan Z'ye her şey var. Ve ben Endonezya bildiğimden dolayı hani sen Bali'de hani diyorlar ya sana 1 kilosu ne kadar 30 ribu 40 ribu diyorlar ya. Sonrasında iç aralarında konuşuyorlar. Yok 15 ribu da sen niye 30 ribu dedin diyorlar ya. Şimdi bana demeyecekler. Çünkü orada dedikleri zaman direkt hani brapa diyeceğiz. Sen anlıyorsun değil mi? Anlıyorum tabii. Brapa diyecek. Beni arada gidiyorum. Müsaadenizle bilmiyorum. Afiyet olsun kanka. Brapa diyeceğiz mesela. O diyecek ki 15 ribu. Tidakla sayadar Indonezya diyeceğim böyle ya. Vallahi böyle de sayadar Indonezya la apa bahasa. Ben Endonezyalıyım. Ne demek istiyorsun? Olmaz. Hayır, ben Endonezyalıyım. O fiyatı vermem. Bana yarı fiyatına ya da Endonezyalıyım. Endonezyalılara kaç para veriyorsan bana da o fiyata vereceksin. Böyle aksanla. İyi Allah, iyi Allah. Bu şekilde konuşursan mantap bro. Çok iyi. Ama yok. Apakabar. Sayadari Endonezya. No. Böyle değil kanka. Hmm. İyi Allah. Sayadari Endonezya. Allah. Aksanlı böyle. Hani bu arada lafa girdik. Şimdi
Ya takipçiler tabii merak ediyor. Yani yurt dışında insanlar nasıl yaşıyor, Türkler nasıl yaşıyor, ne yapıyor, ne işler yapıyor. Şimdi Bali'de mesela ben geçenlerde bir Türk iş adamıyla konuştum, görüştük. O da bayağı beğenildi. Bekir Önal kim? Sen kaç yıldır buradasın? Neler yapıyorsun? Biraz bahsetsene kendine. Bekir Önal, arkadaşlar, 1991 doğumlu. Yozgat doğumluyum. Yozgat'ta doğdum. Türkiye Yozgat. Hani herkes diyor sen Almanya'da yaşadın. Almanya'da mı doğdun sen? Nerede doğdun? Türkiye'de doğdun ama Almanya'da evet, yaşadın. Evet, bir yaşındayken falan gitmişsin. Hani ondan dolayı anlatıyorum arkadaşlar. Sonrasında 13-14 yaşına kadar Yozgat'tayken İstanbul'a gittim. Bir 15 yılda İstanbul'da yaşadım hemen hemen. İstanbul'da büyük bir şirkette satış pazarlamada çalıştım. Bayağı bir kendimi geliştirdim. Eşimle tanıştım 2015 yılında. Sonrasında 2016 yılında Endonezya'ya geldim. O 2016'nın sonunda nişanlandım. Tek başıma geldim buraya. Nişan yaptım kendime. Kızı tek başıma istedim. 2016'da geliyor ilk olarak. Yani aynen. Ve o zamanlar arkadaş şimdi Türk yani biraz Endonezya'da biraz da olsa böyle Türkler var işte ben varım o var birkaç kişi daha var böyle. Hiç bilgi yok. Senin geldiğin zaman da hiç kimse yoktu. Zaten bir videomda şey söyledin. Ya bize bir Bekir yoktu ki veya bir şey yoktu ki biz bilgi abi, alalım. Abi keşke olsaydı yani, Serkan'cığım. Gerçekten hani şöyle. O biraz karnım aç arada yiyorum özür dilerim yani. Kanka devam et ya onlar evet. Anlayacaktır zaten. Onlar canımız ciğerimiz bizi takip ediyorlar severek izliyorlar. Zaten bir Endonezya'da biz varız yani. Var olanlar var da hani onlar kendilerini saklıyorlar ya da paylaşmıyorlar biliyorlar. Yine onlara da selam olsun. Şimdi ben Endonezya'ya gelmeden önce araştırdım. O zamanlar Facebook'ta işte bilmem ne de falan. Ya vize nasıl oluyor? Kapıda vize var mı? O zamanlar kapıda vize vardı. Hani bir ara vize kalktı vesaire sonra korona geldi. Tekrar şu an arkadaşlar bilgi veriyorum. Kapıda vize var. 35 dolara kapıda vize 30 günlük turist vizesi veriyorlar. Ama evet. Prosedürleri yenilediler. Güncel bilgiyi de sizlerle de paylaşayım. Serkan'ın kanalında da. Arkadaşlar Türkiye sarı listeye alındı. Yani gerekli prosedürleri karşılamadığınız sürece hiçbir şekilde gözünüzün yaşına bakılmadan deport ediliyorsunuz. Bunlar yaşayanlar var. Hatta birkaç YouTuber da yaşadı bunları. Deport edilme riskiyle karşı karşıya gelmişler ama YouTube kanallarını göstermişler vesaire. Bu sadece Endonezya ile değil, Singapur, Malezya, Tayland, Filipin, Güney Kore, Japonya gibi ülkeler şu an Türkiye'den sadece sarı listeyi almışlar Türkiye'ye arkadaşlar. Bunun bilgisini vereyim size. Peki Bekir, şimdi sen kaç yıldır Endonezya'da yaşıyorsun? Ben 2,5 yıldır Endonezya'da yaşıyorum. Bir yıl Bungkulu şehrinde, Sumatra Adası'nda yaşadım. Aceh, Padang, Endonezya'nın hemen hemen her şehrine gittim. Sadece yamyamların Papua Yeni Gine'ye gitmedim. Papua. Ama oraya da gideceğiz kanka beraber, sözüm. Bir de çok merak edilen şeylerden bir tanesi de orada ne iş yapıyorsunuz diye. Benim online olarak çalıştığımı biliyorlar, söylüyorum. Online, ben Almancam çok iyi derecede olduğu için Alman bir firmanın çevirmenliğini yapıyor. Bu şekilde bir gelirim var. Tabi ticari işlerle de Bali'de koşturuyoruz. Güzel şeylerde imza ekmeğine bakıyorsun. Attık atmaya da devam ediyoruz. Aynen. Senin imkan çok büyük. Ya 300 milyon nüfusu var. Dinamik bir ülke. Pazarı genç çok geniş. Ülke, pazarı geniş. Her şey yapılabilir. Şimdi Bekir'in kanalında da birçok burada neler yapılabilir onunla ilgili gösteriyor. Göstermeye çalışıyor. Daha da gösterecek. Takip edin. Bakın fikir edinmiş olursunuz. Böyle devam edeceğiz zaten. Onun dışında ben de Bali'de neler yapılıyor, neler yapılabilir, onun hakkında bilgiler veriyorum. Yani ama birikim olmadan, gücünüz olmadan sakın gelmeyin. Çünkü zaten geldiğiniz zaman şunu da söyleyeyim yani vizedir, odur budur, evlenmeleri falan 20-30 bin gidiyor. İster istemez TL'den bahsediyorum. Gidiyor yani. Abi yani ben gidiyor. Çünkü burada hemen bir ay içerisinde öyle vizeyi aldım, bunu aldım, her şeyi bitirdim. Olmuyor. Burada biraz süreç yavaş işliyor. Bunda vakit. Ben 3 ay, 5 ay, 6 aya kadar yani böyle hesaplayacaksın. Konu yerden yere değişiyor. Ona göre gücünle geldiğin zaman olur, her şey olabilir. Aynen. Hop, aslan parçası. Oğlu sesi geldi şimdi. Koşturuyor ortalıkta. Ya Serkan dediği çok haklı arkadaşlar ama bir parantez açalım. Mesela sen Türkiye'de çok az bir parayla gelmek istiyorsun ama evlisin. Eşi var mesela adamın. Ama adam aşçı. Evet. Çok güzel bir şey mesela. Burada evet. Aşçılık efsane baba. Küçük bir araba alırsın ya da evinin önüne şöyle bir yer, işlek bir caddede bir evin varsa ya da bir yerde küçük bir tezgah açarsın.
Ne yemek satarsan süper. Efsane kazanç olur. Ama esnaf yine birikim gerekiyor. Orada yine getireceksin ki abi orayı düzenlemesi, malzemeyi abi, alması, yapması. Arabası 10 bin lira yani ya. Bizim demek istediğim parayla gel ki biraz. Yani eğer burada bir fikir gördüğün zaman veya bizim videolarımızdan gördüğün bir şey yapmak istedin. Hmm. Hemen onu yapabil. Ama yapamadığın zaman bu sefer ya bir de hani kadının evinde kalıyorsun. İster istemez mahcup olursunuz. Yani hani ezilip üzülmeyin. Biz Türk milleti kadınların karşısında fazla ezilen bir millet değiliz. Bunu biliyorsunuz siz. Hani yanlış anlaşılmasın bak lütfen. Bunları söylemek biraz mecburiyet. Niye söylüyorum? Bunu üstüne basa basa niye bu konuyu açıyoruz sürekli biliyor musunuz? Ona da yazanlar var, bana da. Neler var neler kanka. Ve ben bunu yaşadım. Bir tane arkadaş. Abi ben geleceğim. Jakarta geliyorum ediyorum. Bundan 2-3 ay önce. Kardeşim kaç param var? Anlat 2 milyar param var. Abi dedim bak sakın. Ya, temelli geliyor yani. Ya, temelli bak. Sakın yapma dedim. Yani sen 2 milyar gelme. Yani mağdur olursun. Burada 2 milyar 1,5 cüda yapıyor. Abi şaka gibi. Geldi. 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 Aradan 3 hafta geçti. Beni aradı. Abi mağdurum. Olaya bak ya. Ne oldu? İşte seni niye arıyor kanka? Böyle. Sen mi getirdin onu? Seni niye arıyor yani? Abi anlamını veremiyorsun ya. Şey ya ben sana demedim mi ya kardeşim? Yani burada bir şey yapamam. Sonra ne oldu? Borç, harç, akrabalarından, ailesinden ne bileyim neden işte para topladı. Cebinde 5 kuruşsuz bastı. Şey bilet aldı. Türkiye'ye tekrar gitti. Yani ya. Ne gerek var şimdi böyle bir böyle maceraya? Fazla olmak ya. Artık şimdi gelemezler de. Bak onu söyleyeyim size. Bak arkadaşlar baştan söylüyorum. Gelebilirsiniz ama prosedürleriniz tam olacak ve büyük ihtimalle banka hesabınızı da göstereceksiniz. Ama onu gösterme fazla olmaz. Yani dikkat çekecek kişileri büyük ihtimalle sorguya çeker polis. Buradaki polisler, abiler ya da ablalar, ladies and gentlemen diyelim. Buradaki polisler inisiyatifine kalmış bir şey yok yani. Burada prosedürler günübirlik değişiyor. Polis diyor ki, bakıyor adam senin saçına, sakalına. Ya gerçekten homus tipli adamlar da geliyor. Çeviriyor abi adam ya. Bütün evrakların olsa da çeviriyor yani. Sen ne ayaksın diyor. Abi paranı gösterdi. Onlara para soruyor mesela. Gelmeden güncel bilgileri alın bak tekrar. Ya ben biliyorum zaten deme bak tekrar değişiyor. Vallahi değişiyor. Sürekli ya. Değişiyor. Haftalık değişiyor. Bir de anormal bir dönemden geçiyor. İşte bu hastalık olayı ne bileyim. Hmm. Malum hastalık diyorum. Çünkü diye dedim mi YouTube onun farkı oldu. Aynen aynen. Güncel bilgileri alın. Mağdur olmayın. Siz biliyorsunuz hangi hastalıklar olduğunu. Ondan dolayı da aşılarınıza dikkat edin. 3 aşı aman aman dikkat. Bastır aşısı yani 3. hatırlatma aşısını da yaptırın. PCR testiniz de gelirken kesin yaptırın. Sorguya çekilme riskiniz hiçbir şekilde olmasın. Bir günde olsa otel rezervasyonunuz olsun. Bunu da yaptırın arkadaşlar. Gelirken ne kadar kalacaksanız o günler kadar da seyahat sigortası yaptırın. Allianz sigortayı tavsiye ederim bu arada. Reklam olmazsa söyleyeyim ama. Bali için söylüyorum. Bu şart kalkmış bu seyahat sigortası. Hmm. Ama ben diyorum ki mesela şey yaptır. Abi yaptırsam mı yaptım ya. Yaptırın 100-200 lira bir şey. 250 lira ama. Ya para değil ya. Lira. Ben yaptırdım. Ben gerçekten bak sadece şey için değil lira. Yani göstermek için değil. Ya ne olur ne olmaz lazım olur yani. Başınıza bir şey gelir Allah abi, göstermesin. Ya kaza bela gelir şey abi. Yani. Yaptır yani. Yani en azından garanti paranı almış olursun. Sen burada cash veriyorsun onlara. Evet. Onlar faturayı veriyor. Gidiyorsun abi Türkiye'deki Allianz sigortaya teslim ediyorsun. Diyorsun ki bak ben böyle böyle fatura verdim. Sizin adınıza kestiler. Evet. Onu da veriyorsun parayı alıyorsun. Abi yaptır mı yaptırmam. Abi. Yaptır. Vallahi yaptır ya bir şey değil o. Şimdi konuyu toparlamak gerekirse arkadaşlar demek istediğimiz bu konuda gelmeyle ilgili bunlar. Yani sorularınız varsa yazabilirsiniz. Geçen biraz tuhafıma gitti yani ben hani sana bayağıdır yazmak istiyorum ama hani çekindim falan. Ya çekinmeye gerek yok. Yani ben çok yorumlara yağdırın abi. Evet yani hiç sorun değil. Desteklerinizi de bekliyoruz. Beğeni yorumlar önemli bizim için gerçekten. Tabii, yani ne kadar beğeni o kadar öne çıkma. Bizi daha çok kişiye öneriyor. Ha, bu sizin sayenizde oluyor. Onun dışında gerçekten ben çok memnun oldum seninle. Eyvallah abi. Hani sosyal medyadan tamam görüşmek okey ama ya yurt dışında ya şu anda bak hani bir Türk'te bir oturup da Türkçe konuşuyorsun. Endonezya'nın bir yerinde, Endonezya Jakarta'da inşallah milyonluk bir yerde bir Türk'te oturup böyle hani çok hoş bir şey. İnşallah önümüzdeki zamanlarda çoluk çocuğu topla gel. Vallahi bir gün tabii siz de Bali'ye gelirse de geleceğim, geleceğim. Yani her zaman yani o konuda. Bali'ye de yani güzel duygular bunlar. Yani böyle burada Türk'ün olması ya burada birinin olması bile bu bile büyük bir rahatlık. Bunun ne demek olduğunu aslında şimdi anlıyoruz. Bana bazı yorumlar ne diyor biliyor musun? Ya senin diyor orada olman diyor
O kadar beni rahatla, bilmiyorum acaba niye hani öyle değil, ne alakalı? Güven veriyor insanlara. Güven veriyor yani. Güven veriyor tabii. Sen de şimdi bir şey olsa, bir Serkan, ya bir alo dersin yani. Tabii. Çok farklı bir duygu. Ne mutlu. Yani ben isterim ki daha çok aklı başında olan Türk gelsin abi yapsın, aklı başında ama boş da çok var. Yani böyle saçma sapan yorumlarla işte çekememez gerek yok arkadaşlar. Mesafe uzak. Biz ama sizinle yarışta falan değiliz ve ben size karşı bir şeyimiz yok yani, anlatabiliyor muyum? Yani siz sizden tam tersine destek beklerken, siz bizi desteklemeniz lazımken herkes için tabii geçerli değil. Yani üzülüyoruz böyle farklı yorumlar, kötü yorumlar farklı olmasın, kötü şey olmasın. Ya. Gerek yok yani bence. Yok aynen, biz sonuçta gurbetteyiz. İnsanlara elimizden geldiği kadar bilgiler veriyoruz, yardım ediyoruz. Aynen, kötü bir şey yaptığımız yok. Yani bizim size... Yani ne bileyim, faydadan başka bir şey dokunmaz burada, emin olun. Kimseye zararımız olmaz yani. Bizim geçmişimiz belli, geleceğimiz aynen de öyle. Sizin sayenizde belli aynen olacak. Öyle. Aynen bu öyle. Şekilde kendimizi tanımlıyoruz. Bu şekilde anlatıyoruz abi. Biz, ben Bekir, Serkan. Hani evet. Bu kadar basit. Kimseye de yalanımız, dolanımız da yok. Sahtekar da değiliz. Dolandırıcı da, terörist de değiliz. Biz hani normal bir Türk vatandaşıyız. Helalinize evet. Geldik. Burada işimizdeyiz, gücümüzdeyiz. Geziyoruz, tozuyoruz, video çekiyoruz. Sizlerle paylaşıyoruz. Evet. Soframızda yemeklerimiz varsa sizlerle paylaşıyoruz. Sizlerle konuşuyoruz, sohbet ediyoruz. Sizlerle dertleşiyoruz. Sizlerle Türkçe evet. Konuşuyoruz. Kanka sen Türkçe yani ailenle konuşuyorsun. Bir de kameraya konuşuyorsun herhalde. Aynen, Türkçe. Aynen öyle. Ben de öyle dedim. Bazen şeyde yani sohbet açıyorum kamerayı. Konuşurken o rahatlığı hissediyorsun. Yani daha önce hatta bir videoda söyledim. Aynen. Tabii ki yani artık çünkü İlk YouTube yaptığımda kameraya konuşmak biraz hani tuhafıma geliyordu ama şimdi böyle konuştuk baktığım ya. Zaman hani karşımda bir arkadaş, evet, insanlar sanki. Türkiye'den demeyeceğim çünkü YouTube, her yerden var, Almanya'dan, her yerden var. Vesaire. Gerçekten. Evet, sohbete doyum olmaz. Biz ya bize kalsa burada otur 2 saat de konuşuruz. Çok güzel muhabbet oluyor. Kendisine de video çektik kanalına. Aynen, harika video oldu bu arada. İzlemeyi unutmayın. Bekir Onal YouTube kanalını da takip edin. Evet, lütfen. Ben zaten açıklama kısmına bırakacağım. Aynen. Destek çıkın arkadaşlar yani kanalına. Abone olursunuz. Like, yorum. Bunlar çok önemli. Şimdi bizi lokal yerlere götürüp oraları biraz gezeceğiz. Buralar tabii Bekir'den sorulur. Aynen. Burası Bali değil, benim bildiğim bir yer değil. Şimdi fazla uzatmadan siz de sıkılmayın arkadaşlar. Şimdi kapatıyorum. Birazdan kendisiyle hem motorla gezeceğiz, biraz çok fazla kapatmadan motorla etrafı göstermeye çalışacağım sizlere. Daha sonra da pazar nereye bulursak dalıp içeri dalacağız aralara ya. Hadi başlayalım. Evet, başlayalım. Let's go. Bekir hazırlanırken ben böyle biraz göstereyim size. Burası onun evi. Şura. Şöyle bakalım biraz etrafa. Kanka, suyu bedava kullanıyorum, onu da de. Su tankerim var bak, su bedava. Suyu bedava kullanıyorum diyor, onu da söyle diyor. Su tankeri de burada. Aynen. Böyle abi. Geçenlerde burada yağmur yağdı. Bekir'in videosunu izledim. Burada yılan geliyor abi şu yeşilliklerden. Kobra yılanı, yavru ama. Ya bu arkada yılanlar varmış. Endonezya'da zaten var yani yılanlar. Kobra olsun, diğer büyük piton yılanı. Abi kedileri buraya niye koymuşlar ya? Burada da ev var. Kedilere baksanıza. Kafeste niye tutuyorlar kedileri anlamadım. Bekir'in motoru bu. Yamaha. Pek anladığım da yok benim motorlardan ama böyle güzel duruyor. Evet, birazdan yola çıkalım, bakalım nereleri gösterecek bize. Gezelim biraz arkadaşlar. Computer please. And then open up dance. Evet, hazır mıyız? Yola çıkıyoruz. Aerox man. Ha, bu Aerox muydu? Yeah, Aerox. Yamaha Aerox. Hızlı motorla scooter'ın birleşmiş hali. 110 kilometreyi buldum ben bu motorla arkadaşlar. Basıyoruz. Enteresan yerlere gitmeye hazır mısın Serkancığım? Hazırım, hadi bakalım. Let's go man. Evet arkadaşlar, Türklerin gücü adına. Önce enteresan sokaklara bir dalalım seninle.
Bak zengin kesimle fakir kesimin yan yana nasıl iç içe olduğunu anlayacak. Hello. Çoğu vatandaş tanıyor tabii burada. Rahat mısın? Rahat rahat. Harika. Jakarta'nın ara sokaklarında geziyoruz. Evleri bak görüyor musunuz? Nasıl böyle dip dibe değişik evler var. Buraya zaten araba mümkün değil girmez. Böyle. Soldan da ama akşam gece buradan geçerken ödü patlar lan insanı. Allah dallı. Kiri bilse ya. Okey. Sol iyi mi dedim? Giriş yapılır mı? Hello pal. Hello. How are you? Thank you. Öyle bir yerlere geldik. Adamlar bizi görünce iki tane yabancı böyle yerlerde ne işi var diye değil mi? Aynen. Permisi. Affedersiniz. Sokaklar, aralar. Kırmızı pa. Yeah. Affedersiniz demek kırmızı. Evet, buradan nereden? Sol mu sağ mı? Nereden diyorsun? Sol. Emin misin? Evet. Okey, tamam hadi soldan gidelim. Ya bildiğin evlerin arasında dolaştırıyorsun bizi ha. Kanka, burada... Şuna baksana, dur sağ tarafı göstereyim. Yaşıyorlar buralar insanlar. Buralar fakir. Aslında zenginleri de var da o kadar değil yani. Fakir bölgeler buralar. Turist visa ya İbu. Kiri. Canan canan İbu ya. Geziyoruz dedi. Ya. Ya buradan çıkış yapalım. Tekrar başka bir yere gideceğiz. Tamam. Grafiğe baksanıza şöyle göstereyim. Soldakiler polis galiba değil mi? Evet. Hello. Bunlar polis arkadaşlar. Ben Bali'de de doğru düzgün polis göremiyorum ya. Kanka burada vardır. Burada var. Aynen. Burada sadece Bahasa Endonezya. Yani Endonezya dilini biliyorsan sıkıntı yok. Az bir şey yani yeter. Evet. Trafiğe girmeden ara sokaklara girelim. Hani. Kokonatlara bak. Bali'de bizim kokonat yok. Var değil mi? Aa olmaz mı? Yeri orası. Yok kanka Endonezya'nın her yerinde var ya. Maksimum 15 ribu en iyi kalitesi. Normal kalite de var zaten. 10 evet. Ribu ya da 7 ribu. Bizde 7'ye satıyorlar. Var kanka var. Ama en iyi kalitesi 15 ribudur. Çok güzel yedir. Hasta olunca da şey yapıyorlar. Bunların tam yetişmemiş küçükleri var ya. Tadı fazla şey yok. Evet. Onu içiriyorlar. Bayağı faydalıymış yani o şekilde. Valla onu işte kendilerince lokal ilaç olarak kullanıyorlar. Doğru. Bak ne güzel evler de var görüyor musun? Yani böyle maddi durumu müstakil bak bunlar hepsi. Camiye bak camiye ne güzel. Bak cami. Mimari çok farklı yani bizdeki gibi değil. Tabii. Böyle baktığınız zaman. Dün ne oldu biliyor musun? Hı. Dün dedim bir tane bira içeyim. Abi bizim şeyde Bali'de şey var ya mini martlar. Mini mart evet. Demek yani alkol de var. Her şey Indomartlar var. Sadece fark alkol yok. Evet. Abi arıyorum minimart yok. Hep Indomart var. Meğer bir yerliyle konuştum. Jakarta'da minimart yasak abi. Alkol, yani alkol satışı yok.
Alkol satışı da yok. Aynen. Sadece izin var. Var bazı yerlerde var. Carrefour'a izin verilmiş. Carrefour'a. Aynen. Onun dışında diyelim ki şurada bir tane küçük marketten aldın ya, legal değil. Yani suç işliyorsun. Aynen. O da suç işliyor, sen de suç işliyorsun. Tabii tabii, doğru. Sakın diyor bak, hiçbir yerden, yani Carrefour izin almış de, yani Endonezya devleti izin vermiş, onlar satabiliyor. Evet. Onun dışında aldığın yer legal değil. Bak bu şey için geçerli tabii. Jakarta için geçerli. Jakarta ve geri bazı gelmek istiyor Sumatra, yok yok, ilerleyecek. Otopark park edildi şimdi. Abi ben bunu bilmiyordum ya. Gerçekten yani alkol yasağı yani yasak sadece işte bir şey varmış. Evet. Endonezya'nın bazı şehirlerinde alkol yasaktır arkadaşlar. Ya da yasağı çiğniyorlar. Bazı illegal yollarla buluyorlar tabii ki. Evet. Yani bu arada mesela Bali'de yasal, hiçbir şekilde yasak yok. Aslında. Her yerde satılıyor. Markette her yerde bulabiliyor. 24 saat açık ve istediğin zaman alabiliyorsun. Ya Jakarta'da da bulabiliyorsun da hani 24 saat açık yer yok. Tabii tabii. Yani sadece Carrefour'a gidip oradan almak zorundasın. Tabii. Onun dışında her yerde satılmıyor yani bu şekilde ve yasak. Aynen. Çok ilginç ya. Bu arada konuyu açmışken, abi bak Endonezya'da var ya, uyuşturucunun yani idam bile cezası var. Bak sakın ha sakın öyle bir şeye, buralarda Endonezya'da, Bali'de olsun, sakın şey yapmayın yani. Başınız belaya girer. Abi belayı boş ver, çok yani. Ya müebbet hapis cezasından tut da idamına kadar bak. Turisti astılar daha önce. Doğru. Örneği var gerçekten doğru. Bak affetmiyorlar yani. Abi her şey yap, bak oralarda her şey yap ama sakın uyuşturucuya bulaşma. Aynen. Sakın. Sakın. Başınız ağrımaz. Şu an yabancı izleyip dikkatler çekiyor. Yani İnsanlar bir de bakıyor. Fazla kamerayı kapatmadan size buraları gösteriyorum. Burası şey, sağlık ocağı gibi bir şey. Yok ev ya. Ne? Hayır hayır bak. Ya da özel klinik. Klinik ya. Aynen olabilir. Çünkü şey vardı. Burası belediye. Burası mı? Aynen. Küçük belediye, mahalle belediyesi. Kanallara bakar mısın? Burası bencil oluyor yani. Evet. Bali'de de var mı böyle? Var. Alçak kesimlerde. Abi altyapı yok ki. Altyapı olsa ne olacak ya? 4 saat, 5 saat hızlı bir yağmur yağsa her yerde aynı. O da doğru yani, önüne geçemiyorlar ya. Geçemez abi. Metro istasyonunun dediği şey gibi, o tünel gibi de olsa yine de fayda etmez. Caminin kubbesine bakar mısın? Ne kadar güzel yapmışlar. Camileri çok güzel. Yanlarında fakir fukara acından ölüyor. Bak öyle de şeyler var yani. Evet. Her yerde cami var. Burası cami değil mi? Tabii. Hello guys. Manta abi. Bilen insanların ülkesi Endonezya guys. Bilen insanların ülkesi. Endonezya. Selamlar eksik olmaz. Okey. Manta. Onlar da bizi çekiyor. Bizi onları çekiyor, onlar da bizi çekiyor. Ya burada fazla yabancı yok Bali'deki gibi arkadaşlar. Jakarta'da fazla turist durmaz. Direkt Bali'ye gider. Ya gezmek için, tozmak için. Jakarta'da business işi, ekonomik işler. Tabii. Ya turistik fazla bir şey yok. Var ama hani çok kalacak bir şey yok. Bazı şehirleri tabii ki daha güzel Endonezya'nın. Ama Bali dediğimiz zaman Endonezya'dan daha çok ismi duyulan, namı duyulan, kendi kendini pazarlayabilen bir şehir Bali. Abi Bali'de var ya, sana bir şey söyleyeyim mi? Hükümet falan, hükümetin falan bir başarısı değil. Sosyal medya üzerinden yayıldı biliyor musunuz? Gelen abi hep Instagram'dan, işte YouTube'dan paylaşımlar falan. Adamlar harbiden dünyaya ünlü oldu yani, açıldı. Bali'yi meşhur eden Yeni Zelanda ve Avustralya'dır. Avustralya arkadaşlar. Özellikle. Aynen. Okay. Hello. Yapa. Hello.
Yapar duyuyorsunuz değil mi? Her yerden bak, hello hello gülümse. Yani kamerayı ben sürekli çeviremiyorum böyle. Tabii. Ama yani her yerden gülümsüyorlar. Pozitif ya. Pozitif enerji. Eve bak. Şu evleri gösterir misin? Bak şimdi. Eve bak. Şimdi burayı göster ve bir dakika sonraki bölümü göster. Bak, her şey iç içe. Fakirin iç içe bir arada yaşadığı yerler. Bak mesela şu hello eve bak. Milyonluk abi villa. Bu villa yani. Aynen villa ama milyon dolarlık değildir kanka. Daha azdır yani. Buranın evleri çok ucuz. Hani Bali'deki gibi değil kanka. Değeri düşük mü? Değeri düşük kanka buranın, aynen. Sakat. Hani şöyle... Şuna bak, konak gibi ya. Aynen, bu evler buralarda böyle. Rezidans tarzında, villa tarzında. Bak şu evlere bak, ne güzel yapmışlar. Tasarımları çok hoş. Ve gayet hani alıcı gözüyle... Bir de rengarenk. Böyle isteyen baksana, yeşil yapıyor, kırmızı yapıyor. Değişik renkler. Birazdan renkli. Dalacağımız ortam biraz bizi üzecek tabii. İnsanlara üzüleceğiz. Hadi ya. Tabii ki aynen. Sen diyeceksin abi, bunlar nasıl yaşıyor iç içe? Bak şu ev, arabalara bak. Yani o ara sokaklara girdiğimizde ne demek istediğimi anlayacaksınız arkadaşlar. Endonezya'da bundan daha kötü yerler de var. Tabii ki bizim gideceğimiz yer daha benim hani atıyorum trafikten kaçmak için girdiğim ara sokaklar ve sadece motorun girebildiği sokaklar arkadaşlar. Bir dakika sonra sizlere oraları göstermeye başlayacağız. Evet arkadaşlar, başlıyoruz. Dikkatinizi çekecektir gayet. Hani bundan sonra fazla arabanın girmediği yerlere gireceğiz. Bak şurası cami. Caminin altına evler yapmışlar. Bak dikkatini çekecektir. Otoparklar, evler yapmışlar. Caminin avlusundan yol geçiyor. Bakar mısın şuraya? Şu an caminin içinden geçiyoruz. Aynen, caminin içinden geçiyoruz. İç avlusu buradan. Aynen. Sol tarafta evler, avlular. Bak burada mesela ev var. Aynen. Ya çok ilginç. Bazı yerler çok planlı. Bazı yerlerde yani isteyen istediği yere ev yapmış, istediği yere dükkan bir şeyler karman, yapmış. Çok çorman. Böyle farklı. Karma çorman da görebiliyorsunuz. Hı-hı. Bu arada benim bir videoda söylemiştim. Jakarta başkent olarak taşınıyor. Evet. Ve ama bu onu, meclise onaylandı. Onu biraz sürecek gibi korona. Yok onaylandı. Ne zaman olur onu bilmiyoruz ama yani. Onaylanmış. İsmi nereye taşınıyordu ya, unuttum bir şey söylemiştim de. İsmini ben de unuttum. Ben de hatırlamıyorum şu anda da. Çin tarafına doğru böyle hani nasıl evet. Söyleyeyim. O taraflarda. Ama orayı çok lüks yapacaklar. Şimdi tam planlı bir şekilde. Aynen. Çok bir de bu olacaktı. Batak'ta yapılmış bazı yerleri şeyin Jakarta'nın. O yüzden şey yapıyorlar. Aynen. Taşıyacaklarmış. Bak başlıyoruz arkadaşlar. Şu an girdiğimiz buraya asla araba giremez. Sol ya da sağdan hiçbir şekilde araba giremez. Şu, abi çok şu baksana gördün mü? Buraları çeker misin? Şuraya bak. Her metrekarede ev var. Küçüğünden büyüğüne. Başlıyoruz. Bazı yerlere motor bile girmiyor kanka. Yürüyerek şu bak eve bak. Bak buraya arabayı sokmuş ama nasıl sokmuş ben onu anlamadım. Küçücük yol. Bakalım. Kesin geldiğimiz yerden böyle küçük küçük gelmişti. Ya da parçalayıp mı sokuyorlar acaba? Buradan araba nasıl girdi ya? Motor bile zor geliyor. Motor bile zor geçiyor bak. Öyle bir sokaktan geçiyoruz. Ve burada dip dibe evler. Ayaklar yere değmeden gitmiyor. İşte gördüğünüz gibi tabii fakir yaşamlar da var. Zengin yaşamlar tabii. Da var arkadaşlar. İşte böyle Endonezya'nın gerçekleri bu. Şu an Endonezya'dasınız işte. Hello. Ama gülüyorlar değil mi? Ama mutlular ve gülüyorlar. İşte insanı en çok etkileyen bu. Şükür ve tebessüm. Bak görüyorsunuz ev iç. Arada böyle. Kaç metre var kanka? Metre bile yok. Şuraya bakar mısın? Biri bitiyor diğeri kanka, başlıyor. Ayaklarım zaten. Yere değmeden motoru çeviremiyorum. Farkında mısın? Dar yani. Kapat. Evet. Burada gördüğünüz herkes Müslüman.
Evet. Biliyorsunuz Bali Hindu ama burası Müslüman arkadaşlar ağırlıklı. Hristiyan da var. Var var. Hatta burada kiliseler çok yani büyük kiliseler de var. Hristiyan da var ama yaygın olarak hatta en çok ağırlıklı olarak tabii Müslüman. Evet. Bak şurada da bir ev görüyor musunuz? Çok fakir bir ev olduğu belli böyle şey. Yanında böyle ama şunu da söyleyeyim. Varlıklı insanlar da ben varlıklı birkaç tane eve gittim. Arabaları var. Durumları iyi. Gerçekten durumları iyi. Abi minimalist yaşıyorlar ama evlerin içinde böyle lüks eşya falan koymuyorlar. Evet. Böyle bir şey de var. Herkes değil. Yani lüksü seven de var tabii. Ama dediğim gibi yani varlıklı eve gittim. Abi bu nasıl sokak bunlar? Bildiğin şey favela. Kanka Meksika sokakları gibi. Meksika sokakları gibi. Abi akşam burada yani gezilmez ben söyleyeyim sana. Kanka tekin değil diye. Baksana tekin değil abi. Bak, homuslar yaşıyor herhalde. Yani şu anda dolaştığımız yer öyle gündüz vakti. Bir de burada kaç kişi gelip de burada video çekti acaba? Vallahi ben bile çekmedim sana söyleyeyim burada. Abi kaç kişi sen gelip buraları görüyor yani. Aynen. Şu anda izlediğiniz yerler evet, arkadaşlar. Turmisipa. Selam vererek geçersen kimse rahatsız olmaz. Evet. Soldan mı sağdan mı? Nereden? Soldan kaçalım ya. Tamam. Okey pa. Arkadaşlar siz de gülün. Gülmek bulaşıcıdır. Gerçekten bakın birilerine gülümsemek size bir şeyler kazandırır, bir şeyler kaybettirmez. Aynen. Yani bunu ülkemizde de yayılmasını gerçekten çok istiyorum. Bunu ben demiyorum yani bunu yorumlarda ve bir şey ya Türkiye'de kimse doğrusunu gülmüyor böyle falan. Ya bu yorumlara bunu biliyorsunuz yani o şeyden dememe kendi yani ülkemizi size mi anlatacağım ben? Hayır. Siz benden daha iyi bilirsiniz. Aynen öyle. Ama bu eksiğimiz çok büyük. Yani bizim ya bu... sokakta yürürken bile İstanbul'da herkesin yüzü askın. Birine gülsen tekme tokat dalacak yani. Öyle o kadar dolmuş insanlar. Evet yani her şey maddi değil. Görüyorsunuz az önce geçtiğimiz yerler şükür maddi olarak şey mi güçlü mü? Hayır. Fakir adamlar ama gülüyorlar. Bir mutluluk var böyle yani insanların yüzlerinde bunları görüyorsun. Ya Serkan Türkiye'de birine bir gül adamın yüzüne hiç tanımadım bile adama tekme tokat dalarlar ya ben ne diyorum sana. Evet. Vallahi öyle 15 yıl İstanbul'da yaşadım ya ne insanlar kaşın üstünde gözünün üstünde kaşın var diye hello pa. Bak şu marketler şimdi bir şey anlatacağım size. Şimdi Bali'de Endonezya'da Jakarta'da her yerde evlerin önüne arkadaşlar ben ya bir ülke düşün. Herkes esnaf abi. Benzin satıyor mu? Abi herkes, her ev esnaf. Düşünsene bak böyle bir şey. Abi en kötü ihtimal adam hiçbir şey bilmiyorsa kola şişesine şeyi dolduruyor, benzini dolduruyor, onu satıyor. Hmm. Adam evinin önünde herkes market açıyor. Yani market dediğimde abi içinde bir şey yok. İki cips var, iki tane içecek koymuş bu. Niye biliyor musunuz? Şimdi mesela motor alacak, araba alacak veya ev bir şey, kredi çekiyor ya. Aynen. Bunlara şey soruyormuş, çalışıyor musun? Onlar da şey önemli değil. Dükkanın lükslüğü veya ne bileyim ne. Adam gösteriyor orayı dükkan olarak. Onun üzerine kredi çekiyor. O yüzden herkes şey açmış. Ne derler? Dükkan. Abi böyle bak abi markete bak. İki tane su koymuş. İçine biraz yani. Berbere bak. Allah berbere. Ya, çok pisler ya. Berberlerini hiç sevmiyorum biliyor musun? Ay, benim var bir güzel çok. Yani iyi ki buldum o çocuğu ya. Tertemiz böyle bir şey var. Burada kaça tıraş ediyorlar? Kanka ben kendim saçımı kendim kesiyorum. Harbi mi? Valla bir gün gittim kafama tas koydu. Kafama tasla kesti. Ha burada hep Endonezya bayrağı. Niye bura böyle? Çünkü 17 Ağustos Endonezya'nın bağımsızlık. He. 17 Ağustos 1945 Endonezya, Hollanda ve Japonya'da bağımsızlığını ilan etti arkadaşlar. Onun da bilgisini verelim. Ya var ya lan arkadaş şimdi var ya bir şey diyeceğim. Ya Hollanda ya Hollanda abi ne kadar... Değil mi? Küç sen gel ta gel burada Endonezya'yı sömür ya sömürmüşler, Hollanda sömürmüşler. Ya Konya kadar büyük var mıdır en şey Hollanda abi o küçük ülke ya şaka ya, gibi işte. Tükürse Endonezya tükürse boğar nüfusuyla Hollanda'yı boğar. Nüfusuyla boğar ama işte bunun nedeni ne arkadaşlar Müslümanım deyip de geçinen eskileri söylüyorum bu rüşvet diyen o liderlerin yüzünden olmuş. Endonezya'nın o zamanki başındaki sözde liderler 1945'e kadar Hollanda'nın himayesi altında yönlendirilmiş ve özellikle de 1945 17 Ağustos'ta Sekarno yani Sekarno bizdeki Mustafa Kemal Atatürk'ün gibi burada da Sekorna diye geçiyor. Sekarno diye geçiyor aynen büyük liderleri var Endonezyalıların. Onlar onun sayesinde onun önderliği sayesinde
Endonezya bağımsızlığını ilan ediyor arkadaşlar. Bu da çok önemli bir bilgi arkadaşlar. Onu da söyleyeyim size. Hani mırdaka mırdaka mırdaka, yani zafer 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 derler. Bayraklar asarlar. Milliyetçi bir insanlardır Endonezyalılar. Evet, milliyetçi. Çok. Milliyetçi. Hani bütün hepsi aynı. Evet, bütün evet. Bütün aynı dine mensup olsa da olmasa da aynı milliyetçilerdir. Herkesin evinin önünde bayrakları asılıdır. Ve saygıda kusur etmezler. Ağustos'un 1'inde başlarlar bayrak asmaya. Ağustos'un 17'sinden sonra da toplarlar 18'inde. Umarım sıkılmıyorsunuzdur. Böyle fazla kapatmadan çekiyorum etrafı görün diye. Kanka, yani kaç defa Jakarta'ya geleceğiz, buraları çekeceğiz. O yüzden böyle hani fazla fazla çekeyim, buraları görelim. Şuraya bakar mısın? Burada da cami. Şuraya bak. Amazon'a dalıyoruz. Benim izleyiciler yeşile doydu abi. Bali'de kanka, onlar yeşile boğdum. Onlar yeşile doymadı. Ben seni bir yere götüreceğim. Seninle gideceğimiz yerler var ya. Allah izin verirse ilerleyen dönemlerde arkadaşlar, Serkan kardeşimle beraber güzel planlarımız var. Takipte kalın, aman. Büyük ihtimalle Allah nasip ederse ilerleyen dönemlerde Aceh bölgesine doğru ilerleyeceğiz. Sumatra adasına 3-5 şehir gezeceğiz. Volkanik dağlardan tutun da o mistik bölgelere, yani değişik Endonezya'nın kültürel, dinsel yönlerini, işte o cennetimsi, sahte cennet görünümlü doğasını sizlere yaşatacağız. O şeriat kanununun yaşandığı Aceh bölgesinde hemen hemen her cuma arkadaşlar kırbaç cezaları vardır. Resmi olarak Endonezya, CNN Endonezya'da da hemen hemen her cuma yayınlanır bu. Biz gideceğiz, iznimizi alacağız. Orada da izinli bir şekilde videoları çekip sizlerle paylaşacağız. Ama orada insanların yüzleri kapalı oluyor o kırbaça vurulanların, şeriatla yönetildiklerinden dolayı. Örnek veriyorum, sokakta öpüşmüşler genç çocuklar, bunları kırbaça vuruyorlar. Zina yapanlara ayrı bir kırbaç ama ölüm cezası yok, kırbaç cezası ve utanç bir şekilde kırbaç cezası var. Bunu da söyleyeyim size, aman dikkat, sokak ortasında öpüşmeyin ha. Ya bu şöyle, şeriat mesela o bölgede geçerli, burada geçerli değil. Aynen. Mesela Bali'de, Aceh'de sadece Aceh'de geçer. Yani burada bölge eyalet, aynı Amerika gibi düşünün. Bak Amerika'da da mesela bir bölgede diyelim ki fuş yasal, diğer bölgede yasak. Aynı şekilde burada da eyalet sistemi var. Her belediye ve her eyalette kendi kurallarını koyabiliyor. Tabii merkez, tabii ki Jakarta'dan izin alarak, yani iştisare mi değilir ona, nasıl diyeyim, öyle ya mi diyeyim? Ya şöyle söyleyeyim, yapılıyor. Ben istersen ben anlatayım. Evet. Arkadaşlar, Türkiye'de valiler atanır ama buradaki valileri, her şehrin valisini halk seçer. Belediye başkanını seçtiği gibi halk seçer arkadaşlar. O şehrin vatandaşı olan halkı seçer valisini ve valilere başbakan dahi hiçbir şekilde fazla bir şekilde hani karışamaz. Ama ana maddeler hariç, anayasa maddeleri hariç karışamaz. Örnek veriyorum, bugün turistler bu şehre girmeyecek dediği zaman vali hiçbir şekilde turist giremez o şehre. Başbakan istese bile, çünkü o valiyi oranın, şehrin halkı seçti. Bu kadar. Yani belediye başkanı nasıl seçiliyorsa burada vali de aynı şekilde seçimle geliyor. Burada abi her 5 dakikada bir cami görüyorsun. Her yerde cami var. Aynen. Kiliseler de var kanka ya. Her yerde kilise de var. Bu Budist tapınakları falan da var da fazla yok. Evet. Sokak yemekleri her yerde arkadaşlar. Her yerde bulabiliyorsun. Bak burada da mesela sol tarafta. Ekmek satıyor. Ahşapçılık çok yoğun. Evde yemek yapma kültürü bunlar da çok az. Yani yap, dışarıdan yiyorlar. Zaten şöyle biraz da anlayışlı karşılıyorum. Neden? Abi zaten uygun olduğu için. Yani aynen, evde de yapsan hemen hemen 3 aşağı 5 yukarı aynı. O yüzden de yani dışarıdan yiyorlar. Ama ben dövüş kavga eve alıştırdım. Akşam yemeğini kurtardım arkadaşlar. Akşam Serkan, yemeği dedim, evde dedim, yapılacak dedim. Piknik tüpünü kaça alıyorsun kanka? Efendim? Piknik tüpünü kaça alıyorsun? Gazı kaça alıyorsun? Hani gaza kaç para veriyorsun? Ben ilgilenmediğim için bilmiyorum açıkçası ya. Ben söyleyeyim. Ben mesela bir ayda 25 ribu veriyorum. Hatta 20 ribu arkadaşlar. Evet. O da 25 TL falan yapıyor. Evet. Burası okul. Aynen.
satıyorlar. Her fiyata uygun kiloçlar. Dur şurayı bir göstereyim. Her cebe uygun pirinç var. Zaten pirinç dünyası burası da. Böyle baktığın zaman bak fiyatları da farklı farklı. Burada pirinçler alabiliyorsun. Kaliteden kaliteye değişiyor. En uygunu 6500. Diğeri 12'ye kadar çıkıyor. Şu karşısı da okul. Şöyle göstereyim size. Endonezya'da bir okul. Jakarta bölgesi. Tamam mı? Aynen. Herkes bakıyor. Herkes bakıyor şimdi şey. Abi turistik yer değil burası. Aynen öyle. Yani bak, burası harika. Bir şu anda lokalın içindeyiz yani. Aynen. Lokal olsa. Burada normal abi adamların böyle bakması. Şu bananayı çeksene bak ne yapıyor? Pişiriyor. Var mı bak? Var. Biliyorum. Hani pişiriyor. Mesela... Tadını ama ben beğenmiyorum ya. Patatese benziyor. Değişik bir şey oluyor. Tatlı patates gibi oluyor aynen. Ya. Değişik bir tadı var. Yok abi. Abi bir de burada var ya ben 20 çeşit muz yedim. Hepsi farklı. Ekşi muz var, tatlı muz var. Efendime söyleyeyim çok tatlı var. Hafif ekşimsi var. Değişik muzları var. Yani geldiğiniz zaman muz dene bak. Ya ben hiç muz yemedim mi diyebilirsin ama yok abi yemedin. Daha 20 tane çeşit var yemediğin emin ol yani. 20'den fazla kanka. 20'den ya. Fazla da ben abi, şimdi evet laf gelişi değişik, söylüyorum. Değişik muzlar var. Var abi var çok var. Sezonuna göre muz çeşidi. Bak ananasları var. Kesin 5 liradır, 6 lira. Burada çok ucuz. Çok ucuz. Ananas bedava. Aynen, ananas bedava. Ananas bedava. Bak, gerçekten bedava. Bayrak satıyorlar. Burada araba lastikleri de ucuz biliyor musun? Araba lastiği değiştirme de ucuz. Yani geldiğiniz zaman arkadaşlar bir Endonezyalı olmadan ya da lokal dili bilen biri olmadan pazara girmeyin ya da alışverişe gitmeyin. AVM'ler hariç. Bir ise 5'e katlar yani fiyatını. Bekir bizi şu anda bir pazara doğru götürüyor. Orada duracağız arkadaşlar. Biraz yürüyelim. Size göstereceğiz. Aynen. Küçük bir pazara götürüyorum. O kadar büyük değil. Gece bayağı kalabalık da var burada. Yok be o kadar kalabalık değil. Trafik. Baksana arka. Abi ben alışkın değilim bu kadar. Şaka yapacağım. Bu ne ki ya? Bu hiçbir şey. Jakarta'nın trafiği ne? Aha. Cuma olduğundan dolayı bazı pazarlar kapalı. Buraya geleceğiz. Otoparka yapayım. Park edeyim motoru. Arkadaşlar şimdi? Şu an Serkan kardeşimle beraber küçük bir pazara geldik. Akşam pazarına yetişecek zamanımız yok. Çünkü Serkan'ın işi var. Gitmek zorunda. Bayağı bir uzun yolu var. O nedenden dolayı da şöyle simple, bir dikkatinizi çekecek bir şekilde bir pazara geldik. Umarım beğenirsiniz. Hadi başlayalım. Hadi. Şunları biliyorsunuz böyle toplantılar var. Normalde süpermarketlerden daha uygun fiyata satan yerler. Böyle A'dan Z'ye her şey var. Burada uygun fiyatlara satıyorlar işte. İşte kahvesinden, işte soslarına, çıtırından, tavuğuna, nuggetından, işte ılırına, zıvırına, A'dan Z'ye her şeyi. Zaten Endonezya'da yaşamak istiyorsan Endonezya'nın lokal yemeklerini yemek zorundasın arkadaşlar. Evet, yoksa hani para yetmez buraya. Evet. Buralar markete göre daha böyle uyguna satılıyor. Tabii tabii daha ekonomik. Baharat falan da var yani her şey bulunabiliyor. Daha ekonomik ve daha hani cebini düşünmek istiyorsan böyle yerlerden tabii. Biraz aklını kullanmak lazım. Bir de şey var Bali'de. Toptan satılan daha uygun adı var, neydi? Var. Toptancıları diyorsun sen. Bir şey adı vardı onun. Hatta Endonezya kesin sizde de vardı. Biz oralara gidiyoruz mesela bayağı fark ediyor ya. Kanka toptancı ben geçen İsmini unuttum. İsmi vardı. Yerler var. Şöyle buradan tutar mısın bir? Böyle karşıdan karşıya geçerken elinle her zaman böyle bir şey yapmak zorundasın arkadaşlar. Yani burada hatta motorla bile mesela seyir halinde sağa dönüyor ya sinyal veriyor bir de eliyle yapıyor. Özellikle. Tabii. Burada çok önemli. Bir de şunu söyleyeyim. Burada yoldan karşıdan karşıya geçerken dikkat et. Sorry. Karşıdan karşıya geçerken beklemeyin, çok beklersiniz. Çünkü yol verme gibi bir şey yok. Yani burada yola atılacaksın,
İzin isteyeceksin, geçeceksin. Sıkıntı olmaz. Aynen öyle. Şimdi ayakkabı bölümüne geldik. Ben pek fazla gelmiyorum bu yerlere. A'dan Z'ye her şey var kanka. Telliğinden tuttan, evet, ıvırına zıvırına. Şöyle hızlı bir şekilde şurada da aksesuarlar var. Mesela turistik yerlere gelmek istiyorsun, şunlardan al işte. Ha bak. Evet. Ucuza. Yemin ediyorum bak, bunları normalde Bali'de alsan $100, $200 falan civarındadır. Böyle pahalı şeyler var tabii. Pahalı yasaklar var. Her işine. Her o. Aksesuarlar. Dari Türk'ü var. Okey. Elhamdülillah. Endonezya'ya nasıl konuşuyor görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Evet, patlatıyor adam. Arkadaş diyor ki Türk neredensiniz diyor. Türk'üm dedim. Müslüman mısınız dedi. Evet dedim. Bu kadar. Başka işte mantap yiyemiş falan. Burada aksesuarlar işte hani 5 TL'lik 1 TL'lik dükkanlar var ya onun gibi. Abi burada... tıka basa ürün dolu ha. Tıka basa. Hadi koçerahu. Böyle Çinlilerin tarzı. Biraz komik bir yapalım. Böyle fotoğraf çekmek isterler. Okey, okey. Oh, man, top in the day. Yeah, man. Yes, man. All right, man. Okey, thank you. Yeah, thank you. Aklına gelebilecek her şeyi bulabilirsin burada. Hani ıvırından zıvırına, ev eşyasından dükkan açacaksın, malzemesine, süpürgesinden çorabına, tokasına. La ne geliyorsa aklına, havada her şey var. Bak otel, motel satıyor, otel kıyafeti satıyor. Hello, selamünaleyküm. Herhalde selamını ver, gir içeri, boş ver. Zaten buralara gelince abi şey olmanız lazım, atılgan olmanız lazım. Yani öyle çekingenlik falan buralarda geçmez. Yok yok yok, benim gibi geçmez. Olacağım. Bekir gibi olun arkadaşlar. Bir bekir gibi olursanız atılırsınız. Şeytan gibi olacaksın, aralara dalacaksın. Nerede ucuzluk var? Hello gibi, selamünaleyküm. Bak abla kitap okuyor, Kur'an okuyor orada. Burada bak ucuz ayakkabılar var. 5 ribu, 10 ribu, 20 ribu. Ha, sorarız bize kesin 25'ler. Bro, brapa disini, Satu. Satu da brapa, sayadari Indonezya. Neyse, 35. 35 apa la, sepul ribu bisa. Kaç? Okay. 35 diyor, 35 diyor da. 25'i alırsın. 25'i alırız onu, alırız pazarlıkla. Yani okey bro, terima kasi. Aa, mantap la. Abi bizde Türkiye'de tabii pazarlık yaygın değil mi? Bizde Türkiye'de şey tabii var ama kanka. Burada abi 5 katı. Yani burada pazarlık yapmadan hiçbir şey almaz. Çünkü oo, bu niye böyle oldu abi? Burada okulcuların taktığı böyle esra değişik değişik. Aynen. Şeyde de var. Böyle arkadaşlar. Bu şeyler var. Bak ileriye geçiyoruz şimdi balığından. İşte bazı yerlerde böyle o kadar pis oluyor ki anlam veremiyorsun. Bak şimdi ileride ne kadar buraya şey başlıyor. Yağmurlu zamanlarda girilmez abi. Abi bazı bölgelerde eyvah gel, bak. Selamun aleyküm. Apakalar bak. Burada seyahat, tavuk mavuk kesiyorlar. Apakalar seyahat. Seyahat. Apakalar seyahat. Ooo çıkın bunu. Ayağın mı dişini? Ooo tavukmuş ya. Gel çek çek. Ya. Hapa düşün. Ooo organik yapa. Ha? Organik ya. Organik organik. Organik ha. Berbat kokuyor. Gel gidelim. Aynen aynen. Eyvah. Okey pa. Seni bakarsın. Böyle izin alarak gideyim mi? Evet. Ama. Abi burada bilmiyorum öyle mi ama horoz dövüşü var ya. Bir yaygın bir yaygın burada ama. Burada yok kanka. İllegal vardır yani. Abi resmi burada yapıyorlar. Yok. Bir de ölenleri kesip satıyorlar. Bir de onları yiyorlar be. Yani doğrudur aslında. Vay arkadaş. Bak ileride ne var? Burada ne oluyor? Kokonatın yağını. Öyle mi? Arkadaşlar kokonatın yağını alıyorlar. Şimdi içeride nasıl göstereyim sizlere? Bakın ha, içimiz dolu. Böyle. Burada. Bu şekilde makinelerden bütün bunların yağını ve uzaklaşalım da çok ses var ya burada anlaşılmaz. Bu az önce gördüğümüz o kokonat var ya aslında o kadar değerli ki her yerde kullanın. Bak çikolata bir küçültüyorlar onu çikolatada olsun işte diğer keklerde falan kullanmak için. Bir de yağını suyunu, yağ ne kadar değerli ve çok pahalı. İşte
ticaret mi yapmak istiyorsun? Türkiye'ye malzeme mi? Al abi kokonat bu şekilde burada en uygun şekilde alabileceğin yerlerden bir tanesi Endonezya. Tabii. Türkiye'de gramını kaç paraya satıyorlar? Çok pahalı bir şey. Aslında çok önemli bir gösterdiğimiz bir şeydi. Şimdi muz çeşitlerini göstermek istiyorum bunların. Her biri farklı bir muz ismiyle anılıyor. Kızartmalık, yemelik, işte haşlamalık, yemeklik. Evet. Değişik değişik muz çeşitleri var Endonezya'da. Tabii bunların sayısını bilmiyorum ama 15-20 çeşitinden fazla rahat, vardı. Rahat, rahat, rahat. Ben birçoğunu denedim ve gerçekten tatları baya bak. Kırmızı muz, bak şu. Şunlar kırmızı muz dediğimiz. Aynen. İyice kırmızı oluyor dışı. İçi de tatlı arkadaşlar, güzel. Şu minikler bak, normalde bunu Türkiye'de satın almaz kimse. Abi bir lezzetli bunlar var ya, anlatamam. Çok 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 güzel. Yani bayağı şey. Çikolataya sürüp yiyeceğim. Bak, tropikal meyveler falan da var burada. Bunlar biliyorsun zaten. Bali'de de var. Tabii tabii. Bunlar patates arkadaşlar. Onun dışında zaten Bali'de biliyorsun ananas, tropikal meyveler. Değişim. Bunların büyükleri var. Bunlar şey böyle elma gibi değil ya, böyle meyve, şey. Su meyvesi. Tadı evet, tadı fazla şey ama vitamin abi bunlar. Burada da arkadaşlar muzları yığmışlar. Daha böyle yeşil yeşil. Hello. Daha böyle yeşil yeşil. Bunlar zaten sarıya döndükçe satarlar abi. Bunlar zamanla onlar biliyor ustaları. Evet. Pazarı var. Bak yağ satıyorlar. Kalitesi. Yağ burada böyle satılıyor ya. Genelde poşet abi. Genelde böyle arkadaşlar. Arkadaşlar GoPro'nun şarjı bitti. Telefona geçtik, kusura bakmayın. Görüntü ve seste biraz değişiklik olabilir. Az önce nerede kalmıştık? Bu yağlar, yağlar böyle satılıyor. Arkadaşlar hep böyle, genelde böyle satılıyor. Bizdeki gibi böyle fazla şeyde bulamıyorsun. Büyük bidonlarda. Evet, gezmeye devam edelim. Kameraman Bekir Önal. Evet. Zaten işleri büyütelim, kameraman tutarız kendimizi. Aynen, aynen. Bakalım. Abi bunlar çok değerli ya. Şaka maka bunlar çok değerli. Gerçekten hem yağ bak çikolatalarda kullanmalara. Yani böyle şeyleri düşünebilir. İçi dolu mu ya, bunu dökeceğiz. Tabii tabii. Yok dökülmez kanka bu. Ha öyle mi? Yok bir şey olmaz. Bak şerbet satıyorlar. Şeker satıyorlar orada. Yağlı yağlı. Sinekler. Abi çok sinek var ya burada. Aynen. Devam edelim. Bak sebze pazarına geldik. Böyle iç içe her şeyi bulabiliyorsun. Burası da bizim bildiğimiz şu neydi ya? Tofu. Tofu değil mi? Aynen, soyadan yapılıyor. Aa, tadı tuzu yok abi. Yemeklere koyuyorlar. Ben pek beğenmiyorum. Yani pek tat bir şey de alamıyorsun da böyle. Kanka o yani bizim seveceğimiz tarzda bir şey değil. Aynen. Bizim Türk damak tadına uygun yok, değil. Yok. Ben sevmiyorum. Ben yemem mesela. O zaman arkadaşlar bu video, hatta böyle beraber şey yapalım. çok uzun oldu. Fazla uzun tutmak istemiyorum. Zaten öyle diyoruz ama yine 30-40 dakika. Atlamadan izleyin ha. Emek verdik. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sampa cumpa, hoşça kalın. Sampa cumpa ne demek ki? Hoşça kalın demek. Öyle mi? Sonra görüşmek abi üzere. Abi ben hep İngilizce konuşuyorum. Onu bile öğrenirsin. Abi ben de söyleyeyim. Sampa cumpa.